Bismillahirrahmanirrahim. Elinize sağlık. Güzel olmuş. Satır düzeni birbirleriyle olan uzaklık, yakınlıkları ve birbirlerine olan temasları falan gayet iyi görünüyor. Harflerle ilgili bir iki tane küçük hatırlatmalarım olsun. Şu dönüş, bu B elif dönüşü gibi birazcık böyle sertlik ve yumuşaklık arasında olması gerekiyor. Burası biraz yuvarlakça olmuş. Bu çıkışı. Yani şu satır çizgisi ise bu F'nin yukarıya dönüşünde bir problem var. Yazıcıdan böyle koyu çıkan yerlere yazmak biraz zor oluyor ama başladım, devam edeceğim artık. Evet, burası böyle Rabb-i Yesir'deki Bilhayr'da yazdığımız B elif ya da B elif birleşmişti tek başına. Birazcık oradaki gibi olsun, biraz fazla yuvarlakça olmuş. Evet, bunu nun olarak yaptık herhalde. Fe inne dimâeküm. Böyle yerlerde normal nunu tercih etmek sanki daha satır açısından güzel olur. Hem okunuş açısından. Şu diğer normal nunu burada tercih edebiliriz. Hani istiflerde falan bazen böyle boşluk fazla olur onu doldurmak için ya da satır düzenini de ayarlamak için yapılabilir ama burada sanki bu daha iyi gider. Eğer böyle olacaksa da bu harfin burası ra'ya benzemiş. Burası ra'dan birazcık farklı. Bunun uç kısmı dalın uç kısmıyla aynı olması lazım. Yani buradaki o dönüş ra'daki ra'nın bitişindekiyle aynı değil. Onunla karıştırmayın. Dal harfinin şu dal değil de diğer bitişen sonda yazılan dal harfinin uç kısmıyla şu bitiş kısmının aynı olması lazım. Büyüklük olarak buraya kadar iyi ama şöyle bir hale getirmemiz lazım bunu eğer nun harfi olarak yapacaksak. Ama dediğim gibi burada epeyce bir boşluk oluşturmuş bu. Oysa ki böyle yazarsak dal harfini de bunun üzerine birazcık böyle oturturuz. Satırda da daha böyle bir herhalde dengeli ve güzel bir görüntü olur. Bunu biraz aşağı alabilirdik. Hani ayarlarken bunları bir iki çalışırken anlaşılırdı zaten. Bu birazcık bunun aşağıya alınabilirdi. Dal da birazcık daha aşağıya düşerse mim onun içerisinden yapabiliriz. Mim çok güzel. Gayet güzel olmuş. Şuradaki mesafe biraz fazla açık ama güzel. Yani birazcık daha şuradan olsa daha kuralına uygun olacak. Dal harfimiz şu üst tarafının eğimi biraz fazla. Alt normalde sanki şöyle gelse daha iyi olur gibi. Bu kefler 4 tane benzer kefimiz var burada. 4'ü de güzel. Elinize sağlık. Bu keflerde sadece şurada tam ortada şöyle bir çok belli belirsiz bir kırıklık, bir es hareketi var. Onu bazı yerlerde böyle tam dediğim gibi burada şu döndükten sonra tam şurada ortada bu uzunluğun hemen hemen tam ortasında bir yerde bir kırılma noktası var. Onları belki yapabiliriz bir. Bir de bunların birbirinden ayrılma, aşağıya doğru gelirken birazcık daha gerilerden birbirinden ayrılması gerekiyor. Bir onlara dikkat ederseniz bu kefler de güzel olmuş. Dima ikün derken oradan.
Hani göstermek için belki birazcık abartılı yapabilirim ama şurada şöyle bir kırıklık var. Sonra ayrılırken de şu birazcık daha erkenden ayrılsın. Yani dediğim gibi hani belli olsun diye bunu harfi yapmak için yapmıyorum. Bir de şu ayrılma kısmını özellikle birazcık daha erken ayrılsın. Bunun üst serenini koyarken de tam bu köşeye bitişsin. Birazcık böyle kopuk gibi. Daha doğrusu biraz ilerisinden konulmuş gibi. Şöyle birazcık daha geriye gelsin. Tam birleşsin buralar. Bu çok güzel bunun bitişi. Bunlar iyi. Bunların hepsi iyi. Evet, bu babın birazcık bu çenesinin altı daha açık olmalı. Şu bağlantı noktasını aşağı indirelim. Şekil olarak gayet güzel. Bunlar çok güzel. Mim harika. Bunlar çok güzel. Evet. Gelelim ayın bu ayından yaptığımız bunu birazcık daha şöyle aşağıdan yapıp birazcık yukarıda kalmış. Birazcık daha aşağıya indirebiliriz şunu, şu hizaya kadar bunu. Harfler iyi. Şekil olarak güzel. Şu bağlantı sadece biraz böyle şöyle direkt açılarak değil de biraz aşağıya inip ondan sonra gelecek şekilde olabilir. Şurayı birazcık daha kalemi daha köşeli tutalım. Burada kalem hareketi, kalem ağzı belli olsun. Evet, bunlar güzel. Bu ayın da çok güzel. Evet, maşallah. Burada belki şunu tercih edebilirsiniz. Bir alternatif olsun diye gösteriyorum sadece. Bunları deneyip kağıt üzerinde görmeyince hangisinin daha iyi yakıştığı anlaşılmıyor. Az çok böyle ha, ra birleşimleri işte farklı şekilleri var biliyoruz onun. Mesela bu birleşim burada tercih edilebilir. Peşinden de böyle bir mim harfi yapılacağı için. Şöyle birbirine dokunacak şekilde de olursa bu. Ya da birazcık daha bunu bu tarafa alıp hani şu denenebilir. Eğer bu olacaksa burada küçük bir ayrıntı var onu anlatacağım. Şu aşağıdaki beyaz yere yazmak istiyorum. Pardon, sorun oluyor. Şimdi şu yukarıda bir nokta bir de aşağıda Ra'nın çanak kısmına geçmeden bir nokta bir bağlantı kısmı. Buraya mürekkep biraz fazla geldi. Ondan sonra şu çanağı yapmaya başlayalım.
Şöyle bir bağlantıyı birazcık daha aşağı indirelim. Yani şu tırnağı hemen burada bırakmışsınız. Buradan itibaren böyle hemen çanak yapmaya başlamışsınız. O yüzden bir darlık var. Biraz benzer bir şey şurada da vardı. Ayın Ra birleşiminde de var burada. Ona da dikkat edelim. Bir de yeri gelmişken şu Da tarifinde de şu dönüş 90 dereceden birazcık daha açık gibi. Biraz böyle köşeli bir dönüş olmuş o. Bir de şu alttaki şu gelişi göstereyim. Bunlar tabii dediğim gibi yani geneli çok güzel maşallah. Hepsini gayet güzel yazmışsınız. Hani şu ve şu açıyı eğer sat harfinin şöyle bir hesaplayacak olursak burası biraz geniş bir açı. Yani direkt 90 derecelik bir açıyla değil o dönüş. Sonra burada o kalem ağzı dediğim gibi belli olacak şekilde sat kısmının alt kendi içinde şurasının da böyle bir dengeli bir kavisinin olması önemli. Evet, bu küçük ayrıntılar dediğim gibi genel olarak gayet güzel olmuş. Elinize sağlık. Nesihe şöyle bakalım hemen. Evet, Nesih'te de şu ayın küçük kalmış biraz burada. Bu harfler de biraz böyle yukarıya doğru gitmiş. Nesih'te de bu aşağıya doğru bu geliş önemli. Her kelimenin kendi içinde böyle bir aşağıya doğru akışının olması lazım. Evet, sol eğimleri falan güzel. Sat harfinde birazcık köşeli yapabilirsiniz. Evet, bu diyelim ki satır çizgisi. Yani şöyle bir akışı olsun bu kelimenin yukarıdan aşağıya. Burada tam tersi bir yukarıya doğru gidiş görünüyor. Evet, ayın dediğim gibi biraz küçük ayını büyütelim. Bunlar çok güzel. Şu bağlantı falan gayet güzel olmuş. F elif birleşimi harika. Güzel. Şu mim birazcık büyük. Bundan da yapacaksak evet, bu da güzel. Elinize sağlık. Şöyle bir bu ders için de aferin yazı verelim. Devamında başka serbest bir metin yazabilirsiniz. Nesih ibarelerin eğer örneği varsa yazdıklarınızın onları da bana gönderirseniz ben de en azından oradaki satır düzenine göre falan değerlendiririm. Direkt kendiniz yazıyorsanız da onu da belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Elinize sağlık.